Kanal T ekranlarından herkese merhaba. Gazete programıyla karşınızdayız. Dün Türkiye Cumhuriyeti açısından tarihi bir gündü. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleşti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Tabii bunun hem Türk dünyasında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yansımaları vardı. Bunları değerlendireceğiz. Türk dünyasının artık yeni ülkelerinden diyebiliriz artık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de. Çünkü oradaki Türkiye ile birlikte KKTC'nin statüsünün yükseltilmesi önümüzdeki süreçte özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan ilişkilerinin daha da iyi bir yöne oturması. Bunların hepsini kimle konuşacağız? Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şairoğlu'yla. Kendisi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yakinen tanıyan bir isim. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Devleti adına da Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda sık sık gündeme gelen ve ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin, Azerbaycan Devleti'nin hak ve menfaatlerini her seferinde sıkı bir şekilde savunan bir isim. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yabancı değilsiniz. Biliyoruz evet. Siz uzun zamandır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sık sık geliyorsunuz. Burada konferanslar da veriyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Kıbrıs her geldiğinizde herhalde biraz daha farklı değişiyor, güzelleşiyor. Evet. Nasıl buldunuz? Teşekkür ederim Mahmut Bey. Ben de tüm izleyicilerimizi buradan selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmaktan, bu kutsal topraklarda bulunmaktan memnunluk duyarım. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için çok aziz doğma bir ülkedir ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Burada uzun yıllardır, neredeyse 15 sene oldu ben buraya geldiğim, üniversitelerle konferanslar yaptığım, siyasi dairelerle, hükümet ve devlet resimleriyle, cumhurbaşkanlarıyla, bakanlarla görüşmelerim oldu. Ve bugün sabah da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bizi kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkileri konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasına entegrasyonu, Türk Devletleri Teşkilatı'nda üyeliği statüsü ve özellikle de son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm dünyada tanıtılması ve rahmetli Rauf Raif Denktaş ilkelerine sadık bir dış politikanın yürütülmesi, bağımsız bir devlet gibi dünya arenasına çıkması açısından faaliyetlerinden ve katkılarından dolayı Sayın Ersin Tatar'a Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü adından Türk dünyasına hizmet ödülünü şahsen takdim ettik. Ve bizler hem uluslararası teşkilatlarda hem dünya basınında, AGİT olsun, Avrupa Konseyi olsun, El Cezire, Sky News, El Arabiya gibi çok prestijli dünya kanallarında hep Azerbaycan'ı, Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ortak manfaatlerimizi savunuruz. Bu bizim bir vazife borcumuzdu, boyun borcumuzdu. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir gönüllü elçileri, ferdi askeri olarak bunu kendimize bir görev olarak görüyoruz ve bu türlü faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bu arada Orhan Hasanoğlu'na da sevgilerimizi iletelim. Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Cemiyeti Başkanı. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtım noktasında ciddi faaliyetler yürütüyor. Kendisi de sizin yakın arkadaşınız. Evet, Orhan Bey aslında uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. Sadece Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Cemiyeti Başkanı değil, aynı zamanda diyelim Azerbaycan'ın burada gayri resmi bir elçisi rolünü oynamaktadır. Çünkü Azerbaycan'dan Kıbrıs'a gelen tüm resmi veya resmi olmayan ziyaretçilerin burada görüşmeler yapması, buluşması ve etkinliklere katılmasında Orhan Hasanoğlu'nun çok büyük bir rolü var. Şimdi hemen bizi çok heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Konya'da bir araya gelmişlerdi. Türk Dünyası spor oyunlarında. Tabii bu görüşme sonrası hem Azerbaycan medyasında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında geniş yankı buldu. O günden sonra da ilişkiler daha da bir sıcaklaştı. Baktığımız zaman işte Bakü'de KKTC'nin orada çok da güzel bir yerde temsilciliği var. Hemen Azar Denizi arkanızda, önünüzde işte Bakü'nün o eşsiz güzelliği. Orada ilişkiler nasıl bir boyuta taşındı? Şimdi gördüğünüz zaman mesela siz yakından da Kıbrıs'ı takip ediyorsunuz. Azerbaycan'dan KKTC'ye baktığınız zaman nasıl gözüküyor o günden bugüne? Aslında Mahmut Bey, Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok uzun yıllara dayanan bir ilişki var. Halklar arasında, toplumlar arasında, burada her zaman binlerce Azerbaycanlı öğrenci
Burada eğitim aldığı Azerbaycan kökenli, Azerbaycan vatandaşları olan öğretmenler, hocalar burada üniversitelerde ders veriyorlar. Turistik açısından da Kuzey Kıbrıs bizim için çok önemli ülkelerden biridir. Ama son yıllara kadar tabii ki iki ülke arasında bir resmi ilişkiler istediğimiz bir düzeyde değildi. Ve bir şeyin de altını çizmek istiyorum ki Azerbaycan basınında, Azerbaycan medyasında son yıllara kadar Kıbrıs Türk halkı diye bir hitap edilirdi. Ama son 2-3 yıldır Sayın Ersin Tatar'ın döneminden başlayarak ve Ersin Tatar ve İlham Aliyev iki kere buluştu yanılmıyorsam. Bir Konya'da bir de Bursa'da bir araya geldiler ve iki liderin yüz yüze görüşmesi artık diyebiliriz ki KKTC ve Azerbaycan arasında resmi ilişkilerin başlanması demekti. Ve ondan sonra ben takip ediyorum Azerbaycan medyasında, ister resmi gazetelerde, devlet televizyonlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Prezidenti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar diye hitap ediliyor. Bu da çok önemliydi. Bu artık Azerbaycan'ın devlet politikasının... Hatta devlet ajansında bu şekilde bu ifade ediliyor. Tüm kanallarda, devlet ajanslarında, devlet gazetelerinde, devlet televizyonlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar diye hitap ediliyor. Bu artık iki ülke arasında resmi ilişkilerin başlamasının bir gösterisiydi ki. Ve öte yandan KKTC artık Türk Devletleri Teşkilatı'na bir üye oldu, gözlemci üye oldu. Artık Sayın Ersin Tatar diğer Türk devletleri başkanlarıyla bir arada beraber şekilde bir değirmi masada oturup müzakereler yürütüyor. Türk devletlerinin, Türk dünyasının geleceğiyle bağlı. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet bayrağını görmekteyiz bu teşkilatta. Bu çok büyük bir gelişme. Bizim istediğimiz, hayalinde olduğumuz o noktaya giden yolda çok büyük bir süreçti ki esas engel buydu. Bu da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme, kucaklama siyasetinin bir neticesiydi ki artık Azerbaycan'da da dediğiniz gibi KKTC'nin resmi temsilciliği, büyükelçiliği var ve Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra KKTC temsilciliği de çok aktif bir faaliyet göstermektedir. Tüm devlet ve kamuoyunun etkinliklerinde, resmi bayramlarda, kutlamalarda biz her zaman KKTC temsilcilerini görmekteyiz. Ve iki ülke basını arasında, iki ülkenin kamuoyunu, sendikalar arasında da çok güzel bir işbirliği var. Sizler çok teşekkür ederim. Her Azerbaycan'dan gelen misafirleri konuk ediyorsunuz. KKTC basınında, televizyonlarda Azerbaycan'la bağlı önemli konuları gündeme taşıyorsunuz. Özellikle de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sırasında 2020 yılında ben çok iyi hatırlıyorum. Hem sizin kanalda hem diğer KKTC televizyonlarında Karabağ konusu gündeme manşet haberi olarak getirildi. Azerbaycan'ın haklı tutumu savunuldu ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar sosyal ağlarda, isterse de televizyada, medyada Azerbaycan'ın yanındayız, Azerbaycan'ın haklı davasında kardeş ülke olarak yanındayız diye bir açıklamalar verdi. Bu da bize bir büyük bir moraldi. Tabii ki biz birlikte başardık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtardık ve bugün Karabağ'ın yeniden inşa edilmesinde, o imar çalışmalarında, altyapı çalışmalarında Karabağ'a gelen turistler, ziyaretçiler sırasında sizler de varsınız. Evet. Takip ediyorum. Şuşa'ya, Karabağ'a giden gazeteciler arasında hem Türkiye'den hem diğer ülkelerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sizin gibi değerli gazeteciler var ki Azerbaycan gerçeklerini Kıbrıs kamuoyunda, Kıbrıs'taki ister Türk halkına, ister karşı taraftaki Rum tarafındaki insanlara Azerbaycan gerçeklerini iletmek açısından çok önemlidir. Ve şimdi bir şeyin de altını çizmek istiyorum, unutmamış. Ben hatırlıyorum 2 yıl bundan önce Yunanistan'ın Azerbaycan'a, Bakü'ye atanan yeni bir büyükelçisini kabul ederken İlham Aliyev açık bir şekilde söyledi ki Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkelerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mavi Vatan, Ege, Kuzey Kıbrıs konusundaki tüm dış siyaseti bizim dış siyasetimizdi. Bunu da böyle bilesiniz. Yani bu artık Azerbaycan'ın resmi bir tutumudu ve ondan yola çıkarak artık Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri
artık resmidir. İstediğimiz şekilde değil, diplomatik ilişkiler açık şekilde yürütülemiyor. Ki bunun da bazı nedenleri var. Yani ben bir milliyetçi olarak tabii ki bununla da yetinmiyorum. Daha çok olmalı, daha çok şeyler yapmalıyız. Ama bir de devlet politikası var ki her iki devlet lideri bunları kendi aralarında konuşmuşlar muhakkak. İnşallah çok yakın bir dönemde ki biz dünen Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerden sonra bir 5 yılda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin onurlu şekilde, güçlü şekilde devam edeceğine artık emin olduk. Ve Türkiye'deki seçimler tek Azerbaycan'ı değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüm Türk dünyasını da etkileyen bir siyasi süreçti. Ben düşünürüm ki bundan sonra bizim birlikteliğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun inisiyatifiyle daha güçlü şekilde devam edecek. Şimdi çok güzel bir konuya değindim. Ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden işte Karabağ'a giden tek KKTC'li gazeteciydim. O bölgeleri biz gezdik işte. Hatta yaşadığımız o dönemde Hocavent'te bir köye girdik biz. Evet. Köyde bir toplu mezar. Ermeniler tarafından katledilen askerlerimizi orada işte o dönemde 90'lı yıllarda yapılan katliamdaki askerlerimizin naaşlarına ulaşıldı. Ve tüm dünyayı orada bizler de gözümüzle gördük orada yaşananları. Daha sonra işte Şuşa'ya gittik. Çıkarken şehri yağmalamışlar resmen. Evet. Adam'a gittik. Adam'da taş üstünde taş bırakmamışlar. Her taraf Hiroşima. Mayınlı. Ağaçlara kadar kesmişler. Her tarafı tünel kazmışlar. Sadece evet. Orada ellemedikleri yer bir tane camiyi ahır haline getirmişler. Diğerini de cephanelik yapmışlar. Niye? Hı. İşte Türk askeri gelir camiye vurmaz. Böyle bir bakış açısı olan bir topluluktan bahsediyoruz. Oradaki acıların benzerini de Kıbrıs Türk halkı yaşadı burada. İşte 74 öncesinde. İşte Noel saldırıları. Aynı saldırıların benzerleri burada yaşandı. Tarihe baktığımız zaman hep böyle. Sen buraya bağlayacağım konuyu, İnsan Hakları Enstitüsü konusuna. Evet. Şimdi bakıyoruz, hakları ezilen, hakları gasp edilen insanlar Kıbrıs Türkleri ve Azerbaycan Türkleri. O coğrafyanın insanları. Evet. Ama en çok sesleri çıkan işte Rumlar ve Ermeniler. Ve kendilerine destekçiler de buluyorlar. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsin? Aslında çok doğru ve çok hassas bir konuya değindiniz. Azerbaycan Türkleri ile Kuzey Kıbrıs'daki Türklerin tarihi arasında çok büyük bir benzerlik var, çok yakın benzerlik var. Noel saldırıları, toplu mezarlar, burada EOKA'nın, ya EOKA evet. Değil mi? EOKA'nın yaptığı katliamlar, Kıbrıs Türklerine Burata, karşı. Sandallar, evet, toplu katliam. Yani bu terör örgütlerinin adadaki Türkleri karşı bu etnik temizleme siyaseti. Aynısı Karabağ'da yapıldı. Aynısı Karabağ'da yapıldı ve biz 30 yıl içerisinde dünyaya bunu anlatamadık. 1993-94 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 malum kararı var. Açık şekilde yazılıyor. Karabağ'dan Ermenistan ordusunun, militanların geri çekilmesi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, bu soykırım cinayetlerinin araştırılması. Biz bu güçlü belgeleri kullanıp da dünyada adalet aramaya kalktık 30 yılda. Bulamadık maalesef. Çifte standartlar, üç maymun oyununu oynadılar hep. Ama olmayan 100 yıl bundan önce o sözde soykırım zamanı olmayan o olayları Ermeniler nasıl dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar? Hep 24 Nisan olayları zamanı sanki tüm o Avrupa, Batı, Hristiyan dünyası bir seferber olup Türklere karşı, Türkiye'ye karşı, Türk dünyasına karşı bir cephe açmaktadırlar. Aynı senaryo Kıbrıs'ta da var. Yani Rum tarafının yaptığı cinayetler, Rumların, Yunanların yaptığı bu cinayetleri dünya görmezden geliyor. Ama Türklerin temel hakları bugün tanınmıyor. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk insanın, müzisyen olsun, sporcu olsun, kendisini ifade etmek, yurt dışına çıkmak, yarışlara, spor yarışları veya diğer etkinliklere katılmak gibi, yani en azından serbest ulaşım
hakkı tanımıyor. Yani bu çok büyük temel bir haktaki tanımıyor. Bu çifte standartlardı. Öte yandan bir de yani bu çok acı hissiyle, teessüf hissiyle söylüyorum. Bir de sanki Türk dünyası arasında da bir birliğin, beraberliğin yeterince olmamasından kaynaklıydı ki bunu son yıllarda artık aşmayı başardık diyebiliriz. Çünkü 30 yıldır biz Azerbaycan olarak güçlü ekonomi, siyasi gücümüzü güçlendirdik. Yine hep bu Karabağ konusunu masada halletmek istedik. Ama paralel olarak öte yandan biz ordumuzu da güçlendirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle NATO standartlarına getirdik. Azerbaycan ordusunu Türk yapımı İHA'lar, SİHA'lar, en son teknoloji uyguladık. Ve son sabrımızın son damlasına kadar bekledik. Olmayınca çok hızlı bir şekilde dünyanın seferber olup da yeniden bize karşı, Türkiye'ye karşı, Türk dünyasına karşı cephe açmasına imkan vermeyerek çok hızlı bir şekilde 44 günde bu nihai sonuç aldık. Evet, meseleni hallettik ve güçlü olduk. Bugün Azerbaycan ne mutlu bize ki Güney Kafkasya'da şartları dikte eden bir taraftı. Ve güçlü olunca bir de Avrupa'nın, Batı'nın sana ihtiyacı olunca artık dengeler değişiyor. Bugün Ukrayna-Rusya savaşının ardından Avrupa'nın bir doğalgaz sorunu var. Büyük bir ihtiyacı var. Rus gazından imtina ettiler. Nereye gidelim? Azerbaycan'ın kapısına gelelim. Ve biz baktık ki Avrupa aslında ne Ermeni ne Rum bunları düşünmüyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Yani eğer Azerbaycan doğalgazını alırlarsa onlar Ermenilere bile göz yumabilirler. Ermenileri bile eşitmeyebilirler ki bu artık bizim hak, bir taraftan haklıyız. Hem haklıyız hem de güçlüyüz. Bu bizim gücümüze güç katmaktadır. Ve bugün artık ve dünkü seçimlerden sonra da Ermeniler ve onları destekleyen ülkeler bir kez daha emin oldular ki bir 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti bugünkü şekilde devam edecek, güçlü şekilde devam edecek. Türkiye güçlüyse Azerbaycan da güçlü demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de güçlü demek. Artık bugün Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan Azerbaycan'la nihai bir barış anlaşması imzalamaya Azerbaycan'ın o 5 şartı var. Yani onu toprak bütünlüğü, toprak bütünlüğünün sınırlarının dokunulmazlığını tanımaya hazırız dedi. Biz bunu 30 yılda onlara söyledik. Hatta 30 yıl bundan önce verdiğimiz şartlar Ermenilerin açısından daha olumluydu onlar için. Onu kabul etmediler çünkü bizi zayıf gördüler. Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz o kadar güçlü değildi. Ama biz sadece iki ülke birleşince artık karşımızdan çekildiler. Şimdi iki ülkeyle de olmuyor. Biz Turan Birliği, Türk Dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı diye. Çünkü biz Türk Dünyası tek Azerbaycan'dan, Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ibaret değil. Diğer Türk dili konuşan devletlerimiz var. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, özel cumhuriyetlerimiz var. Türk topluluklar var. Bizler yavaş yavaş birleşirsek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu ambargolar da kalkacak. KKTC'nin bütün dünyada tanıtılması ki ilk önce biz kendimizden başlamalıyız. Yani bu konuda ben bir Azerbaycan Türk'ü olmama rağmen kendi ülkemi de neredeyse ilk adımı Azerbaycan'dan bekliyorum. Bazen zaman zaman Twitter'da, sosyal ağlarda çok beni eleştiriyorlar ki hani Türkiye ile bağlı, KKTC ile bağlı yurt dışında konuşmalar yapıyorsunuz. Neden Azerbaycan KKTC'ni resmen tanımıyor? Bu aslında haklı bir soru. Beni de içimi sızladan bir soru. Tabii ki Türkiye'den sonra ilk adımı Azerbaycan Cumhuriyeti atmalıydı ve ben eminim ki bu adım çok bir yakın bir zamanda atılacak yani. Ve Ersin Tatar İlham Aliyev buluşması da artık böyle bir bizim tahminlerimizi, beklentilerimizi doğrulamak üzere ve biz birbirimizi tanırsak, daha da iç içe olursak, daha da birlikte olursak, ister Kuzey Kıbrıs'taki, ister diğer Türk devletlerindeki o sorunlar, ambargolar yani hemen kalkacak. Ne Avrupa ne Batı artık isteseler bile karşı tarafı, Ermenileri, ne bileyim Rumları, Yunanları destekleyebilmeyecekler. Çünkü evet, onlar ilk önce kendi çıkarlarını düşünürler bu türlü konularda. Şimdi hemen şunu soralım. Sayın İlham Aliyev Türkiye'deki seçimler öncesinde işte iki tane Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir projesi vardı ki Sayın Aliyev'den çok sert eleştiri aldı, evet, tepki aldı hatta. Tebriz üzerinden Çin'e Türkiye devletlerini bağlamak. Böyle bir proje vardı. İşte Sayın Aliyev zaten hali hazırda bağlanmış bir koridorumuz var. Şu anda evet, oradan taşımacılık da yapılıyor. Burayı güçlendirmek varken neden Azerbaycan'ı devre dışı bırakma planı içerisindesiniz diye
tepkisini dile getirdi. Diğer tarafta baktığımız zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk Cumhuriyetlerine karşı, Türk devletlerine karşı olan sevgisini, onları bir birleştirici unsur olarak görmesi, işte Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşmasındaki en büyük iki liderden bir tanesidir. İşte Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in öncülüğünde bu gerçekleşmiştir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o birliğin içerisinde gözlemciyi, ama ileride statüsü daha da yükselecek. İnşallah. Şimdi bunlar varken bizim Türk devletleri arasında niye farklı bir yola, arayışa girdi diğer Cumhurbaşkanı adayı o dönemde? Yani dün için bahsediyoruz, artık böyle bir adaylık yok. Bunu nasıl değerlendirirsin? Aslında Azerbaycan açısından baktığımızda biz Azerbaycan halkı olarak, devlet olarak hiçbir halde Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeyiz. Ama Azerbaycan Türklerinin de, Azerbaycan devletinin de hem bölgede hem dünyada kendi çıkarları var. Ve bu çıkarlar birçoğu Türkiye'nin de milli çıkarlarıyla üst üstedir. Yani aynıdır yani. İki ülke arasında Şuşa Deklarasyonu var ki bu artık bir millet, iki devlet prensibinden daha da ileri giderek bir millet, bir devlet olduk. Ve bu birlikteliği artık son 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan döneminde biz uygulamakta daha da ileriye götürmekteyiz. Yani bu artık var. Ve 44 günlük savaş döneminde biz Sayın Erdoğan'ın çok ciddi desteğini, Türk devleti olarak, Türk devlet başkanı olarak desteğini hissettik. Hem siyasi, hem manevi, hem lojistik, askeri ve kendi şahsi karizması olarak, bir siyasi lider olarak dünya liderleriyle gündelik temaslar, konuşmalar açısından bu çok büyük bir desteğiydi Azerbaycan'a. Ve öte yandan biz o dediğiniz muhalif liderin siyasi partisinden, o düşergeden çok teessüf ki Azerbaycan halkını moralini bozacak bir olumsuz bir duygular yaratacak açıklamalar oldu. Hatırlıyorsunuz CHP liderinin baş danışmanı ve bir zamanlar Azerbaycan'da büyükelçilik yapmış Ünal Çeviköz bir televizyon konuşmasında maalesef Türkiye Azerbaycan'a askeri destek veriyor. Böyle haberler de gelmekte ki Azerbaycan Suriye'den, Afganistan'dan ne yazık ki aynı cihatçılar, benzer açıklamaları Kıbrıs için de yaptı. Cihatçılar savaşıyor. Bu bir kere yalandı, iftiradı. Böyle bir şey yoktu. Bunu adeta Ermenistan medyası, Ermenistan tarafı yapıyor. Zaman zaman İran tarafında da böyle iftiralar atıldı. Fransa, yani bunu onlardan bekliyoruz. Ermenistan'ı destekleyen Fransa bize düşmandı yani. Ve düşman sıfatını gösterdiler 44 günlük. Ama kardeş ülkeden fark etmez muhalefet, iktidar kim olursa olsun. Yani bir de Bakü'de büyükelçilik yapmış. Yani bu tecrübesizlikten değil de. Diyemez miyiz? Yani bu artık bilinçli şekilde bunu tabii yaptı. Ve böyle bir şey, biz bunu hazmedemiyoruz. Bu artık CHP'nin ve o çevrenin, o camianın Azerbaycan'a sanki farklı bir siyaset yürüttüğünü göstermektedir. Ve bu propaganda sürecinde, seçim öncesi tebligat, teşvikat sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir harita, büyük proje olarak sunduğu ve televizyon ekranlarından gösterdiği bir proje vardı ki Büyük İpek Yolu. Bir baktık o İpek Yolu Azerbaycan dışından geçiyor. Tabii ki bu bizim için asla kabul edilemez. Çünkü Çin bile onu itiraf ediyor ki bu proje Hazar Denizi bölgesinden gelip Azerbaycan, oradan Zengezur Koridoru, Nahçıvan, Türkiye, oradan Avrupa'ya giderse daha elverişliydi, daha verimliydi ve bölge için daha uygundu. Ama bilinçli şekilde bunu Azerbaycan sınırından, kenardan geçirmek, İran'dan geçirmek aslında Azerbaycan'ın o tahminlerinin, yani bu partiden, bu Millet İttifakı'ndan Azerbaycan'a bir fayda gelmez tahminlerini doğrultmuş oldu ve kendisinin oy kaybına neden oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde Azerbaycan kökenli, ister Iğdır'da olsun, Kars'ta olsun, o bölgede, İstanbul'da, diğer büyük şehirlerde Azerbaycan kökenli TC vatandaşları var. Azerbaycan'ı seven TC vatandaşları var. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ve Azerbaycan'daki kamuoyunu, Azerbaycan halkının fikirlerini, düşüncelerini önemseyen yüz binlerce vatandaş var. Yani o insanların oyunu kaybetti ki hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta bu sonuçlarda belli oldu yani. Yani bu yüzden artık sizin de dediğiniz gibi o adaylık yok. Öyle bir, nasıl diyelim, tehlike de savuştu artık, yoktu. Ama bir siyasi liderin uzun yıllardır, yüzyıllar boyu
gelmekte olan, gelişmekte olan bu kardeşliği, birlikteliği böyle sorumsuz bir açıklamalarla sıfıra indirme şansı, yani Türk milleti buna izin vermez. Yani o da vermedi zaten seçimler zamanı. Tabii ki burada iç siyasette de, Türkiye'nin iç siyasetinde, Türkiye'nin dış politikasından bağlı da bazı açıklamaları var ki, bir de her şeyi bir kenara bıraksak, yani bu seçimler muhalefet için büyük bir şansıydı aslında. Ekonomi ambargolar var. Yani özellikle Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın iktidardan gitmesi için Batı dünyasının, Batı enstitülerinin uyguladığı bazı suni mekanizmalar var ki bu da bir ek avantajdı muhalefet için, muhalefetin kazanması için. Depremden sonra ne kadar da bunu iktidara karşı, Türk devletine karşı yönetmeye çalışsalar da ama yine Kemal Kılıçdaroğlu bu şansları kaybetti. Yani bir de öte yandan aslında onu da tebrik etmeye değer ki yani Türkiye yüzyılının mimarı sayılacak. Yani Türkiye tek Türkiye dahilinde değil, Türkiye'nin içinde değil, tüm dünyada, Türk İslam coğrafyasında büyük saygı duyulan ve sevilen bir insanla, Recep Tayyip Erdoğan'la rakip olmak o özü bir büyük başarıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ben şahsına saygı duyarım siyasetçi olarak ama bu kadar yanlışlıklara rağmen 24 milyon oy kazanmak çok büyük başardı. Onu buradan ben tebrik etmek evet. isterim. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'la bir yarışa girmek, ona mağlup olmak bile büyük bir başarıdı onun için. Ama önceden de Batı, Amerika enstitüleri de, ülkeleri de biliyordu ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olabilecek bir güç, şahıs, lider yoktu. Yani bu da yine diyorum o süni şekilde iç siyasette, ekonomide, sosyal bazı sorunlar yaratılsa bile bir de deprem Allah'tan gelen bir şeydi. Yani bunun iktidara muhalefette bir şeyi yoktu. Ama yine o deprem bölgesinde gelen seçim sonuçları bile bir kez daha gösterdi ki insanlar her şeyi görüyor, halk her şeyi görüyor. Hatta en çok Erdoğan'a gelen en çok oylar bile o deprem bölgesinden evet. geldi. İnsanlar dilinde bir fikir, düşünce var idi ki evet bir facia yaşandı, yüzyılın faciası ama yaparsa yine Erdoğan yapar. Böyle bir kelimeler duydum insanların dilinden, ağzından. Yani o bakımdan yani Recep Tayyip Erdoğan'ın zafer çalması, kazanması çok doğaldı, normaldi. Yani aksi olsaydı şaşırardık ki bu da olmadı. Peki önümüzdeki günlerde özellikle Türk dünyası anlamında neler bekliyorsun? Yani Erdoğan seçimi kazandı. Zaten hedefini Avrasya'ya dönmüş şekilde gösteriyor evet. kendisi. Oradaki işte Türk devletleriyle Azerbaycan üzerinden bir köprü olarak kuruyor bütün ilişkilerini. Yani Azerbaycan devletinin de orada müthiş derecede bir etki alanı var. Evet. Tabii bu etki alanı daha da genişleyecek. Yani Rusya bu noktada ne yapar? Mesela bu benim çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Türk devletlerinin orada gelişmesi, birlikte hareket etmesi, ekonomik anlamda, siyasal anlamda ve özellikle askeri anlamdaki birliktelik Rusya'yı içini rahatsız edecektir. Mesela bakıyoruz, işte Ermenistan Başbakanı'nın açıklaması var işte o dönemde Paşinyan'ın. İşte Azerbaycan'ın Türkiye'si vardı, bizim kimsemiz yoktu, ondan kaybettik dedi savaşı. Diğer tarafta işte Rusya parlamentosunda konuşuluyor. Yarın bir gün milyonluk Türk ordusu diyor. Yani birleştirerek söylüyor. Doğu Türkistan'ı işgal edecek diyor belki. Yani bugün Çin işgali altında inleyen Doğu Türkistan Türklerin kurtuluşu diyor. İşte Türk dünyasının birleşmesinden geçecek. Oradaki insanların böyle de bir bakış açıları var. Yani işte Ermenistan Başbakanı'nın bu sözü, Rus milletvekilinin bu sözü. Birleştiği zaman Türk dünyasının bu kadar gelişmesi, güçlenmesi, siyasal anlamda, askeri anlamda, ekonomik anlamda birlikte hareket etmesi mutlaka ki orada da bir çıkar çatışmasını getirir mi? Getirirse nasıl bir yön izler? Ben dün Ermeni bir milletvekilinin medya açıklamasını duydum ki yüzümüze gelen bir sonraki 5 yılda Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı hiçbir şansı yok. Yani Türkiye'deki seçimler tek Türkiye'nin iç siyaseti değil. Artık tüm ilgili ülkeleri, bölgeleri, tüm güçleri ilgilendiriyor. Hatta Ermenistan'da bile anlamışlar ki bir sonraki 5 yılda Ermenistan'ın hiçbir şansı yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine Türkiye Cumhuriyeti bu yola devam ediyor. Bu demek ki Azerbaycan bir 5 yılda çok kararlı şekilde, çok güçlü bir şekilde
toprak bütünlüğünü tesis etmek, sınırların dokunulmazlığını korumak ve bölgeni geliştirmek ve bizim Karabağ'dan sonra ikinci önemli hedefimiz Zengezur koridoru. Onun açılmasını sağlamak ki bu tek Azerbaycan için değil. Azerbaycan, Türkiye ve tüm Türk dünyası için önemlidir ve Erdoğan'ın döneminde Türk Devletleri Teşkilatı yeniden kuruldu, değiştirildi, statüsü değiştirildi. Öncelikle bir kültürel bir teşkilat şeklindeydi. Bugün artık ciddi bir siyasi güç olarak ortaya çıktı. Ülkeler arasında ekonomik işbirliği daha da kolaylaştırıldı, güçlendirildi ve sizin dediğiniz gibi bir Avrupa Birliği, bir NATO gibi artık bir sonraki hedef var. Yani Türk Devletleri Teşkilatlarının askeri alanda da işbirliğinin yapılması, ortak askeri tatbikatlar. Böyle bir tecrübe var Azerbaycan-Türkiye arasında. Biz hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da her hafta askeri tatbikatlar yapmaktayız. Artık Azerbaycan ordusu ile Türk ordusu arasında bir tecrübe alışverişi var. Yani ortak askeri operasyonlarda Ahmet'in Mehmet'le nasıl ortak yürüyebileceği bir tecrübe var artık. Yani bu tecrübeni, bu işbirliğini daha da genişletmek, diğer ülkelerle, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan'la, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yapmak tabii ki arzu olunan ve hedefti ama bazı doğal engeller var. Özellikle de Orta Asya ülkelerinde, Kazakistan'da, Özbekistan'da çok büyük bir, Türkmenistan'da çok büyük bir Rusya etkisi var. Kazakistan'daki insanların birçoğu, ben sürekli oluyorum Kazakistan'da, hala Türk olma, milli kökene kaydetme. Tabii ki aydınlar, ziyalılar, okumuş insanlar, milliyetçi vatandaşlar ki onlar Türk olduklarını şey yapıyorlar, biliyorlar, anlıyorlar ve bunun sorumluluğunu derk ediyorlar. Ama birçoğu Rus dilli ve neredeyse Ruslaşmış bir toplumdu. Tabii ki orada çok kısa bir sürede Türk birliğini sağlamak hem onların kendilerinden hem de Rusya'dan büyük bir etki yapar. Ama burada da Türkiye'nin önemi var. Eğer bugün Türk lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kişisel ilişkileri var ya, çok yakın bir iş, en azından birbirini anlıyorlar. Yani Ukrayna-Rusya savaşında NATO üyesi olan Türkiye kararlı şekilde Rusya'ya karşı bu ambargolara katılmadıysa ve Erdoğan'ın inisiyatifiyle tahıl koridoru Ukrayna-Rusya arasında savaş esirlerin değiştirilmesi ve İstanbul'daydı galiba, yani Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin bir masaya oturtulması, bu Erdoğan'ın şahsi inisiyatifi ve siyasi karizmasının sayesindeydi. Yani Putin dünyada bir tek Erdoğan'ı dinleyecek kadar yani güce sahip. Yani diğer devletlerin bu başkanlarını dinlemiyor. Bir tek Erdoğan'ın dediğini ve kendisinin de Erdoğan'dan bağlı çok olumlu açıklamaları var. Yani ciddi siyasi lider olarak kabul ediyorum, dost olarak kabul ediyorum onu. O yüzden Rusya'nın fazla tepki göstereceğini zannetmiyorum. Ama bu büyük bir süreçti. Yani ilk önce toplumlar buna hazır olmalıydı. Bugün Türkiye'ye en yakın ülkeler hangisiydi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Azerbaycan'dı. Yine bakıyorsun ki seçim sürecinde siyasi farklı fikirlere göre birbirine karşı böyle istenmeyen kelimeler kullanıyorlar. Mesela ben Türk siyasetinde bazı yorumlar yaptığımda Türkiye'den arkadaşlar böyle çok bir sert bir şekilde tepki gösteriyorlar bizim iç işlerimize karışma. Mesela yarın biz Türk dünyası, Türk birliği kurmak istiyorsa Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da hiç bizim gibi yaşamayan, bizim dilimizi konuşmayan, farklı lehçelerde, farklı kültürlere sahip bizim kardeşlerimiz var, Özbek kardeşlerimiz var. Bugün Hristiyan Türkler var ki onlar bizim dinimize değil, Hristiyan dinine biat ediyorlar, mensuptular. Ama biz böyle herkesi ötekileştirmeden daha kucaklayıcı, yani olduğu gibi kabul etmek, daha büyük hedefler için küçük farklılıkları görmezden gelirsek bu birliğe ulaşabiliriz. Yoksa herkesi kendimiz gibi yapmaya çalışsak, tabii ki bir Türkmen veya bir Kazak kardeşimiz bizim gibi, Azerbaycan Türkleri gibi 70 yıldır Sovyet döneminde yaşadılar. Onların kültürü farklıydı. Yine Azerbaycan, biraz dilimiz Türkiye, Türkçesine daha yakındı. İlişkilerimiz daha yakın olduğu için kültürlerimiz de yavaş yavaş birbirine benzemeye başladı. Yani Azerbaycan'a gittiğiniz zaman zaten yabancılık yani çekmezsiniz. Sanki Türkiye'desiniz. Ama Türkiye'de, Türkmenistan'da öyle zanneder misiniz? Ben zannetmiyorum. Evet. Daha kapalı bir ülkedi. Ve kültür farkları var. Tabii ki aynı kökten geliyoruz. Kültürlerimiz aynıydı ama yaşam tarzı, siyasi bakış açılarımız,
o farklıdır, düşüncelerimiz, hedeflerimiz, onlar bugün Türk Birliği Turan'la bağlı düşünüyorlar mı? Bence hayır, yani çok belki de aydınlar, okumuş insanlar, ziyalılar bu hakta ama çoğunluk öyle düşünmüyor. Bugün... Ama bu da bir süreç dediğin gibi, yani bir anda... Tabii uzun bir süre, yani belki de 10 yıllar mesela, devam edecek bir süreçti. Onun yansımalarını görüyoruz. İşte dün Azerbaycan Devleti'nin bağımsızlık günüydü. Yürüyüş düzenlendi. Orada işte Turan ordusu dedikleri her ülkenin kendi askerleri, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri, Azerbaycan Devleti'nin askerleri, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, bu ülkenin askerleri orada bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yani belki sayı olarak çok bir anlam ifade etmiyor ama anlam olarak, etkileşim olarak bence çok önemli mesajlar veriyor. Yani biz buradayız mesajı bu. Yo, tabii ki bu böyle ortak etkinlikler, konferanslar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kendisi bile bunun artık ülkelerin resmi seviyede buna hedef gösterdiğini bir kanıtıdır, yani tecrübedir. Yani Türk Devletleri Teşkilatı artık tüm Türk devletlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil bayraklarının bir araya geldiği, liderlerinin beraber şekilde oturup konuştuğu, siyasi, iktisadi işbirliklerini konuştuğu, müzakere ettiği bir platformadı. Ama bu 70 yıl Sovyet döneminde yaşamış bir toplumu hemen bu hedefe köklemek biraz zordu. Çünkü o tarafta Orta Asya'da Rusya'nın da etkisi var ve Rusya içerisinde de biliyorsunuz özel cumhuriyetler var, Türk topluluklar var. Onları da oradan nasıl diyelim, yani manevi olarak, fikren, düşünce olarak koparıp da Türk dünyasına katmak, bu biraz zaman alacak ve Türk dünyasına daha çok Erdoğanlar lazım, daha çok Atatürkler, Haydar Aliyevler lazım, evet, ki bu süreci birlikte yürütebilelim. Yani yani bu benim şahsi fikrimdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'larla Türk dünyasına gitmek çok zor olur. Yarıda kırılır ve yıllardır gelmiş yolu sanki köprünü yandırmış oluruz. Yani düşünebiliyor musun? Bir anda işte 90'lı yıllardan itibaren gelip 2020'li yıllara kadar Azerbaycan Türk'ünün vermiş olduğu bir mücadele. Evet. Orada 44 günlük vatan muharebesinde, evet, işte Şuşa'nın en son o bölgenin kurtarılması. Evet. Ve ben gittim gördüm, o Şuşa'nın dağlık bir alanı var. Yani orada özel kuvvetlerin oraya çıkması çok da şey değil, insanüstü bir başarı. Yaklaşık, evet, orada 600'e yakın herhalde bir asker şehit verilmiş, evet, ki o bölgelerin bir daha işte Ermeni işgaline düşecek olması bile insanın tüylerini ürpertir. Evet, yani, çok... yani Allah göstermesin o günleri. Zaten ona kimse de izin vermez bu, evet, saatten sonra. Şimdi şeyi de sorayım ben sana. Bazı bölgeler vardı. İşte bunlar zaman içinde teslim edilecekti Azerbaycan'a. Onda son durum nedir? Mesela Şuşa'dan baktığınız zaman Han kentini görüyorsunuz. Şimdi 44 günlük savaşın sonuncu günü 10 Kasım'da üç taraflı bir anlaşma imzalandı. Bu barış anlaşması değil, ateşkes anlaşmasıdır. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan arasında. Oysa Azerbaycan ordusu artık Han kentine giriyordu. Böyle bir mecburen, böyle bir, çünkü bazı şartları da Azerbaycan kabul etmek zorunda kaldı, bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre savaş durdurulur, ateşkes ilan edilir ve 2 ay içerisinde Kasım ve Aralık ayının sonuna kadar Ermenistan ordusu Kelbecer'den, Laçın'dan ve Ağdam'dan çıkıyor. Bu bizim için de olumludu çünkü bu üç yüzü kışa doğru gidiyordu. Daha zor şartlar altında Kelbecer gibi dağlık bir bölgede, Laçın gibi dağlık bölgede, Ağdam'da savaşmak her yer mayınlı. Allah korusun daha çok şehidimiz olabilirdi. Bu üç bölgeyi bir kurşun bile atmadan o anlaşmaya göre geri aldık. Ve bundan sonra Rus barış güçleri orada konuşlandırıldı geçici olarak ve 5 yıllık süre, 2025 yılının Kasım ayına kadar Rus barış güçleri orada kalacak. 6 ay kala bu sürenin bitmesine taraflardan biri Rus ordusunun çıkmasını talep ederse Rus ordusu çıkacak. Yani muhakkak Azerbaycan 2025 yılının Nisan ayına kadar Rus ordusunun bölgeyi terk etmesini talep edecek. Ama o talep ettiği zaman bir provokasyonlar olmasın, yeni bir kışkırtmalar olmasın, ya Rus ordusuyla ya Ermeni militanlarla yeni bir çatışmalar çıkmasın diye şimdi Azerbaycan masada çok büyük bir siyasi, diplomatik bir mücadele vermekte, bir zemin hazırlamakta. Ve Ukrayna savaşına başlamadan 24 saat önce hatırlıyorsunuz Aliyev Rusya resmi bir ziyarette bulundu ve Azerbaycan'la Rusya arasında bir stratejik müttefiklik. Yani bunu
yüreklerimiz, kalbimiz kabul etmese de ama mecburen buna gittik. Ki Karabağ'da uygulayacağımız askeri operasyonlar zamanı Rusya en azından sessiz kalsın. Ve böyle de oldu yani. Zaman zaman o anlaşmaya göre Ermeni militanlar Karabağ'dan çıkmalıydı. Bölge, yani orada yaşayan Ermeni vatandaşlarımız Rus kontrolü altında yaşamalıydı. Ama biz Türkiye yapımı İHA'larla, SİHA'larla gözlem yapmaktaydı. Bakıyorduk, izliyorduk. Orada Ermeni militanlar vardı ve hemen askeri operasyonlar havadan saldırılar yapıp onları etkisiz hale getiriyorduk. Ermeniler ses küy gürültü yapıyorlardı, Rusları çağırıyorlardı. Ruslar sessiz kalıyorlar. Ve ondan sonra da bir iki yılda bazı köyleri geri alabildik. Ama biz diyoruz ya 30 yıldır Azerbaycan'ın %20 toprakları işgal altındaydı. O %20'nin %70'ini kurtardık. Şimdi o %20'nin %30'u kalmış. Hangi bölgede? Hankendi şehriydi. Bu en büyük bir şehirdi. Yani Karabağ'ın başkenti. Şuşa şehri bizdeydi. Köyleri Rus ordusunun kontrolü altındaydı. Hocalı, biliyorsunuz bizim için çok ağrılı 92 Hocalı soykırımı zamanı. Hocalı şehri hala bizde değil. Hocavend ve bazı köyler var. Gazak'ın bazı köyleri. Nahçıvan tarafta da bazı köyler var ki. Hala Ermenilerin kontrolü altında da. Orada Ermeniler, Ermeni nüfus yaşıyor. Ermenistan resmi ordusu yok. Yani gelen bilgilere göre. Ama Ermeni silahlılar var yani. Zaman zaman tespit ediyoruz. Onlar da İHA'larla, SİHA'larla. Hala operasyonlar devam ediyor. Devam ediyor zaman zaman. Mesela bugün Ermeni militanlar Ağdam'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Yani bu bir kışkırtmadı, az provokasyondu. Buna hemen karşılık verilir. Yani bir, iki, üçüncü kere Azerbaycan yine bir askeri operasyon. En azından o ateş noktalarını etkisiz hale getirmek, susturmak ve orayı kontrol altına almak, bu bizim egemen hakkımızdı. Ve en büyük başarı da Laçın Koridoru dediğimiz Ermenistan'la Karabağ'ı birleştiren karayolunun başlangıcında Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan bir gümrük geçit kontrolü kurdu. Bu artık bizim için çok büyük bir başarıdı. Çünkü Ermenistan'dan Karabağ'a gelen giden kişiler gelip oradan ülkeye girirmiş gibi pasaport takdim edip yüz kamerası foto resmini çekiyor. Artık bu başka bir ülkeye geliyorsunuz. Evet. Bunu bazı Ermeniler kabul etmiyor, gelmekten imtina ediyorlar. Olsun, bu da bizim işimize yarar. Ama gelenler var. Geliyorlar, orada yazıyor Welcome to Azerbaijan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Geçip gidiyorlar. Artık Ermenistan vatandaşları gelemiyor. Silahlılar gelemiyor. Ancak Karabağ'da yaşayan Ermeniler, ki biz onları sayısının 20-25 bin olduğunu tahmin ediyoruz ve onları Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul ediyoruz. Onların bizim toplumda, cemiyette yaşamasına razıyız yani. Gelip yaşayabilirler. Şimdi Şuşa ile ilgili bir not paylaşayım ben. Şuşa Azerbaycan'ın başkenti. Baki 270 kilometre falan civarında. Evet. Ama Şuşa'nın diğer Türk tarafına baktığımızda da 150 kilometre Türkiye'ye. Evet. Bak bu kadar yakın esasen. Evet, yani bizim aramıza öyle bir tampon koymuşlar ki. Evet. Yani kendi zamanında, başkentine. Evet, işte, Sovyetler zamanında. Kendi başkentine ne kadar uzak ama Türkiye'ye bir o kadar yakın. Ne kendi başkentiyle iletişimi var ne Türkiye ile iletişimi var. İşte bu Laçın koridorları herhalde bu sıkıntıda kırılıyor. Yok, değil Şuşa ile Azerbaycan arasında, Bakü ile arasında iletişim var. Iletişim yok, şu an var. Var. O zaman yoktu. Ha, önceden, 44 gün harbi öncesinde. Evet, o işgal döneminde yokuydu. Şimdi aynı sorununu biz Nahçıvan'la yaşıyoruz. Biliyorsun Bakü'nün, yani Azerbaycan'ın ana toprağıyla Nahçıvan arasında karayolu yoktu. Ya İran arazisinden geçmek zorundayız ya da uçakla gitmek zorundayız. Türkiye tarafından Nahçıvan'a giriş çıkış var ki 11 kilometrelik bir devlet sınırı var. Şimdi eğer bizim de masada ileri sürdüğümüz şartlardan en önemlisi, eğer Ermenistan vatandaşı olan bir Ermeni Laçın koridoruyla, yani Azerbaycan'ın egemen toprağıyla geçip Karabağ'daki Ermeniyle geliş gidiş sağlayabiliyorsa, neden Bakü'deki Azerbaycan vatandaşı Ermenistan arazisinden geçip, ki biz ona Zengezur koridoru diyoruz, Nahçıvan'daki bir kardeşiyle gidiş geliş sağlayamasın? Ermenistan da diyor ki koridor vermiyorum, gel Erivan'a, oradan gel. O zaman biz de diyoruz ki sen de Laçın koridorundan gelme. Gel Bakü'ye uçakla. Evet. Oradan gel Karabağ. Burada böyle bir şey var. Yani o yüzden Ermenistan sonunda bu Zengezur koridoruna ikna olacak gibi gözüküyor. Evet. Ki bu, arada, bu onların, Ermenilerin içinde fayda aldı. Ermenistan vatandaşı bu Zengezur koridoruyla gelip Azerbaycan'a, oradan İran'a ve Rusya'ya rahat şekilde geliş. Bu arada Fuzuli havalimanı işlemeye başladı değil mi? Evet. Fuzuli ve Fuzuli'de ve Zengilan'da. Zengilan'da açıldı mı? Açıldı, açılışı yapıldı ve şimdi Laçın'da devam ediyor.
Evet, inşallah. Karabağ'da 3 yeni havalimanı. Yani baktığımız zaman buralara uçak seferleri konması gerçekten güzel. Aslında yani, var. Bugün Şuşa'ya nasıl gidiliyor? Bakü'den Füzuli Havalimanı'na uçuyorlar. Füzuli Havalimanı'nda indi. Oradan bir saatlik yol. Evet. Biz karayoluyla gittiğimiz için o öyle dönemde bizi bayağı zorlamıştı. İnşallah. Bu arada Azerbaycan'ın bağımsızlık günüyle ilgili neler söylemek istersin? Ulu Önder Haydar Aliyev, Azerbaycan Devleti'nin, modern Azerbaycan Devleti'nin kurucusu. Bugün de İlham Aliyev babasından aldığı bayrağı daha da ileriye götürmek için büyük bir mücadele içerisinde. Bir hayali gerçekleştirdi. Evet. Türk dünyasının hayaliydi işte. Karabağ Azerbaycan'dır diyerek de bütün dünyaya mesajını da vermişti. Aynen. Son olarak bir de bunu değerlendirirsen. Evet Mahmut Bey, dün bizim için de bir bayram bayrama karıştı diyebiliriz. Çünkü 28 Mayıs 1918. yılda Müslüman Doğu'da ilk demokratik cumhuriyet kuruldu, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve bunun kurucusu Mehmet Emin Resulzade. Ve Azerbaycan ilk kez demokratik bir ülke olarak ilklere imza attı. Maalesef 23 ay sürdü bu cumhuriyet ama 70 yıldan sonra 1991'de yeniden ikinci kere devlet bağımsızlığına kavuştuk ve 1993'te Ulu Önder, Milli Önder Haydar Aliyev'in ikinci kere iktidara gelişinden sonra artık Azerbaycan bir devlet olarak, ülke olarak gelişmeye başladı ve 2003. yıldan bugüne kadar o siyaseti İlham Aliyev çok başarılı şekilde yürütmektedir ve İlham Aliyev'in bugün halk tarafından sevilmesinin sadece bir nedenlerinden birini söylemek yeterli ki İlham Aliyev son 200 yılda Azerbaycan tarihinde toprak geri alan, yani kiminse toprağını değil, çünkü Azerbaycan kendi tarihi topraklarıyla sınırlı olan bir ülkedi, toprağımızı geri alan ilk liderdi son 200 yılda. Yani bu çok büyük bir başarıdı ve toprağı geri almakla beraber o toprakların mayınlardan temizlenmesi, inşa işleri, imar işleri, göçmenlerin kendi dede baba topraklarına geri dönmesi ve bununla yetinmeyip tarihi, biz Batı Azerbaycan diyoruz, Zengezur'un, Zengezur koridorunun açılması ve zamanında 50 yıl bundan önce, 40. yıllarda, 80. yıllarda Ermenistan arazisinde yaşayan, Zengezur'da yaşayan Azerbaycan kökenli Türklerin kendi dede baba topraklarına geri dönmesi için bugün aktif şekilde bir siyaset yürütülmek. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize selamlar, saygılar. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şairoğlu ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Azerbaycan'ı konuştuk, Türk Devletleri Teşkilatı'nı konuştuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni konuştuk. Yönetmenimiz Örsan Balıkçıoğlu ve Enes Uyan'a teşekkür ederiz. Kısa haber bültenimiz var, sonrasında ana habere kadar geçen süre zarfında haber merkezimiz sizler için günün gelişmelerini derlemeye devam edecek. 19'da Ferda ikinci sizlerle olacak. Yarın görüşmek dileğiyle. Esen kalın.